Sürenizi başlatıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sözlerime başlarken terörle mücadelede şehit düşmüş bütün şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Aynı mücadelede yaralanmış gazilerimize acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, bugün burada 2016 yılı bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçe görüşmelerinin başladığı günden bu tarafa. Burada siyasi partilere mensup arkadaşlarımız bu kürsüden kanaatlerini belirtiyor. Bu konuşmalar sırasında hükümet ve komisyon konuşmaları dinlememekte, kendi aralarında sohbet etmekte ve hiç ilgilenmemektedir. Dolayısıyla bunu böyle görünce aklıma Homongolos'un Ölüye Mektuplar diye bir dizisi var, o aklıma geldi. Homongolos diye bir yazar Ölüye Mektuplar yazıyor. Diyor ki işte şöyle yap, böyle yap, şunlar iyidir. Sabahları uyanınca şöyle yürü, böyle gez, böyle toz. En sonunda da diyor ki yahu sen zaten ölüydün. Ben sana bunları niye anlatayım diye kendi kendine cümleyi bağlıyor. Değerli milletvekilleri, şimdi sözlerime başlarken sizi tekrar selamlıyorum. Bor Enstitüsü ve MT hakkındaki partimizin görüşlerini size anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, burada bütçeyi konuşuyoruz. Bütçeyi konuşurken de meclisimizin bu anayasal hakkı olan bütçeyi konuşuyoruz. Bütçe yapmak şeyi yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Meclisimiz bu yetkiyi 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'ndan almaktadır. Bütçe tekniği açısından ödeneklerin tespitinde kurumların 2016 yılı için ihtiyaçları açıkça gösterilmesi gerekirken bu kanunda iz değeri olarak kabul edeceğimiz sembolik bir rakamlar konulmuş, gerçek dağıtım da bakanlara bırakılmıştır. Yani meclis kaynak dağıtmayı içeren bütçe hakkını, hukukunun arkadan dolanmak suretiyle zapt edilmiştir. Sarf yerleri bugün bu bütçede açıklanması lazımdı. Aksi halde yıl sonunda fiili gerçekleşmelerindeki sapmaları mukayese edemeyeceğiz. Keza bu metotla bütçeye uygun olmayan davranışlar ve denetim dışı bırakılmaya çalışılmaktadır. Diğer bir konu da meclisin denetleme fonksiyonunun yerine getiren Sayıştay'ın bu yapısı ile meclis üyelerini ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzaktır. Sayıştay tartışmaların konusu olmaktadır. Bundan herhalde Sayıştay da memnun değildir. Denetim raporları yüzeysel olduğu kadar yasak savma yönünde olduğu da açıkça görülmektedir. Burada tekrar yeraltı kaynaklarımızdan bor madenine gelmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, bor stratejik öneme sahip madenlerden birisidir. Bor üzerinde uzun yıllardır değerlendirmeler yapılmaktadır, tartışmalar yapılmaktadır. Bunun ne kadar önemli olduğunu hepinizin bildiğine inanıyorum. Dünyada bor rezervlerinin %74'ü ülkemizde bulunmaktadır. Bunun önemine binaen 1983 yılında çıkarılan 2840 sayılı kanunla bor devletçe işletilecek madenler kapsamına alınmıştır. Bugün bor eti maden tarafından işletilmektedir. Türkiye'de ve dünyada borun ürün ve teknolojinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel sektör ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu davranışlarla bu araştırmaları 4865 sayılı kanunla bor araştırma enstitüsü yapmaktadır. Kamuoyunun konuyu ciddiyetle sahip çıkması da enstitüye olan ümit ve alakayı bir o kadar da artırmaktadır. Çeşitli üniversiteler, kamu kuruluşları, özel sektörler ile bir takım şahıs şirketleri de yürütülen bu projelerle ilgili ayrı projeler yürütülmekte olup 18 adet patent alınmıştır. Bunların üretime dönüştürülmesi için hükümet politikası şarttır.
Yani hükümetin patent alınan bu 18 tane araştırmayı desteklemesi ve üretime geçirmesi lazım. Bu ürünlerin çeşitlendirilmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, bunların üretime dönüştürülmesi, teknolojinin geliştirilmesi ve bu çalışmaların ticarileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve devam etmesi gerekmektedir. Bor türevlerine ilişkin ARGE çalışmaları milli politika anlayışı içerisinde değerlendirilmelidir. Bugün bütçe cetvelinde bu enstitüye ayrılan 13.9 milyon ödenek ayrılmıştır. Merkezi bütçeden de 9.76 milyon lira ayrılmıştır. Kalanını da Etimaden kendi kaynaklarından, kendi imkanlarından aktarmaktadır. Çok mütevazı bütçelerle çalışmalar yürüten, ancak kendisinden çok şeyler beklenen enstitü, hükümetçe her açıdan teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Şu anda kullanıldığı alanlar itibariyle yapılan bilimsel çalışmanın sonucu göstermektedir ki, geleceğin en kritik madeni bordur. Şu anda üretimin %54'ü cam sektöründe, %12'si tarımda, %13'ü de seramik ve emaye sektöründe kullanılmaktadır. Katma değer yaratma kapasitesi düşük olmasına rağmen buradaki üretimleri asla durdurmamalı ve devam ettirmeliyiz. Gelecekte kullanım alanı ile ilgili alakalı olarak iki konuda örnek vermek istiyoruz. Yapılan araştırmalarda ülke topraklarının yaklaşık yarısında bor eksikliği görülmüştür. Mikro besleyici olan bor mineralleri ürün kalitesi ve üretim miktarlarını artırıcı özelliği dolayısıyla da önemlidir. Bu gerçeklerle Etimaden Bandırma'daki işletmesinde üretilen Etidot 67 borlu gübreyi tarımda kullanmaya başlamıştır. Bu yaygınlaştırılmalıdır. Bir diğer alanda ise enerji sektörüdür. Pil, akü ve uzay sanayinde yakıt olarak kullanılan hidrojenin elde edilmesi, depolanması ve nakli çok yüksek maliyetlidir. Bir o kadar da tehlikelidir. Çünkü hidrojen gaz halindeyken çok hacimli, çok patlayıcı ve parlayıcı olup -252 derecede de sıvılaşmaktadır. Ancak bor bileşiklerinin hidrojen taşıma kapasitesinin çok yüksek oluşu elde etme, depolama ve nakil konusunda hiçbir tehlike yaratmamaktadır. Enerji üretme, depolama ve naklinde yeni ufuklar açmaktadır. Ekonomi üzerindeki baskı unsuru olan cari açığın önemli sebebi olarak gösterilen enerji ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılama adına bu alandaki çalışmalar hızlandırılmalı, ARGE çalışmalarına gerekli destek verilmelidir. 2013-2017 stratejik plan hedeflerinde bu manada yeniden revize edilerek vakit geçirmeksizin milli politika anlayışı içerisinde yerine getirilmesi talep ediyoruz. Yukarıda bahsedildiği gibi yeraltı kaynaklarımızın rezerv tespiti geleceği planlaması önemlidir. Ülkemizde bu görevi MTA yapmaktadır. Devletimizin yeraltı kaynaklarımızın tespit ve işletmesinde önemini 1935 yılında kavramış ve MTA'yı kurmuştur. Ülkemizin jeolojik yapısının, yeraltı kaynaklarımızın tespiti, geçmişte ne kadar önemliyse bugün de o kadar önemlidir. Ülkenin kendi güç ve zenginlikleri, zenginlik kaynaklarımıza yönelmesi, gelecek tasavvurunun oluşturulmasında temel güç kaynağı olacaktır. Yeraltı kaynaklarımızın yeni teknolojik imkanlar da kullanılarak görünür rezerv haline getirilmesi için MTA'nın çalışmalarını desteklemekteyiz. Denizlerimizin jeolojik ve deniz alanlarının yeraltı kaynaklarının tespit maksadıyla başlatılmış bir proje olarak MTA Turkuaz araştırma gemisinin çalışmalarını önemsemekteyiz. Bu geminin çalışmalarına hız vermemiz gerekir. Çünkü dört tarafımızda yabancı ülkeler petrol ve doğal gaz bulurken mutlaka bizim denizlerimizde buna benzer zengin kaynakların olduğuna inanıyoruz. Onun için devlet hiç çekinmeden bu gemiye destek olmalı, uzmanlarını, ehlini işini başına getirerek bu araştırmalara hız vermelidir. Stratejik plan hazırlamakla görev ifa edilmiş olmuyor.
O planda gösterilen hedeflerin gerçekleştirilmesi şarttır. Bu sebeple MTA'nın gelişen teknoloji, yeni ihtiyaçlar, yeni kaynaklar dikkate alınarak yeniden organize edilerek sürekli daha aktif çalışan imkanlara kavuşturulması gerekmektedir. Sermaye birikimi açısından sıkıntılı olan ülke ekonomisinin ihtiyacı olan kaynaklarımızın tespiti ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. Yeraltı kaynaklarımızın bugün için moral sermaye olması, üretildiğinde ise reel sermaye olarak ekonomiye katılması gerekmektedir. Son zamanlarda MTA'nın jeotermal enerji kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu araştırmaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tespit edilen jeotermal kaynakların işletilmesi, önündeki bir sürü bürokratik işlemlerin kaldırılması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi çok önemlidir. 2016 yılı bütçe ödeneğinde baktığımızda bu kuruma atfedilen öneme uygun olmadığını görmekteyiz. Ödenek kalemlerinin bütçenin yönlendirici özelliğiyle kurumu yukarıda bahsettiğimiz konularda araştırmaya sevk etmekten uzak yapısı bizi ümitsizliğe düşürmektedir. Ekonomide zamanın faktör olarak yer aldığı gerçeğinden hareketle yeraltı zenginliklerimizin acilen tespiti ve üretime alınması gerekmektedir. Kaynak sıkıntısı çeken ülkemizin yeraltı zenginliklerimizin tespiti, çıkarılması, işletilmesi ve nihai ürün haline getirilmesi, yüksek katma değer yaratması, sermaye yaratması açısından ihmal edilmeyecek, geciktirilmeyecek bir zarurettir. Değerli milletvekilleri, partimle ilgili bu konular hakkında görüşlerimizi size arz etmeye çalıştım. Eniştemiz de Enerji Bakanı, dolayısıyla geçmişte de enerji şirketlerinde çalışmış birisi olarak inşallah Türkiye'nin enerji açığını kapayacak,